Sırf oy almak adına vaatlerde bulunmak için burada değiliz. Bizim amacımız bulunduğumuz şehri hep beraber yönetmek. İYİ Parti Milletvekili aday adayı Ersin Akyüz basın toplantısı gerçekleştirerek resmi adaylık başvurusunu duyurdu. Bugün de hayırlısıyla sizlerle aday adaylık başvurumu paylaşıyorum. Cuma günü Ankara'da resmi olarak bunu dile getirdik. Müracaatımızı yaptık. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Osman Kendir, "İnşallah adaylarımız belli olduğunda yine hep birlikte yürüyeceğiz." dedi. İnşallah adaylarımız da belli olduğunda gene bütün aday adaylarımızla birlikte onların arkasında hep beraber yürüyeceğiz. Biz de İl Başkanlığı olarak bu ortamı oluşturmakta sorumluyuz. Yapmamız gereken bütün aday adaylarımıza eşit mesafede olmak, halkın da istediği, isteği, taleplerine karşılık bulmak. Ardından konuşan İYİ Parti Yalova Milletvekili aday adayı Ersin Akyüz, kendisini yalnız bırakmayan parti teşkilatına teşekkür ederek İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana kat ettikleri yol hakkında bilgi verdi. 2017'ydi, bir Ramazan bayramının ikinci günüydü. Bir telefon üzerine davet edildik. Toplantılar başladı. Hepimizin bir kaygısı vardı, hepimizin bir tasası vardı. Gelecek için önümüzü göremiyorduk. Hepimizin bir haykırışıydı bu. Ama hepimiz ne yapıyorduk? Bulunduğumuz ortam için değerlendirmelerde sürekli birbirimizle konuşuyorduk. Bu umutsuzluktan nasıl kurtuluruz diyorduk. Önümüzde 20 senelik bir iktidar, o zamanlar 17 senesini tamamlamıştı. Biz o zaman toplanmaya başladığımız 10-15 kişilik gruplarla dedik ki, biz artık bir tohum ekelim, bu tohum büyüsün. Nitekim bu süre zarfında haliyle yönetimlerimiz oluştu. Katılımlarla beraber yürümeye devam ettik. Yalova'da yaptıkları saha çalışmalarında halkın da kendileriyle aynı dili kullandığını kaydeden Akyüz, demek ki bu ülkede bir şeylerin değişmesine vesile olmuşuz dedi. İlk zamanlarda biz insanların yanına gittiğimiz zaman insanlar bize ücü gibi bakıyordu. Bizden değil, bize verecekleri olumlu tepkilerden alacakları olumsuzluklardan korkuyorlar. Yapmış olduğumuz saha çalışmalarında gördük ki biz insanlarımıza gittiğimiz zaman artık herkes bizimle aynı dili konuşmaya başlamıştı. Biz sadece İYİ Parti olarak sahada olduğumuzu söylediğimizde insanlarımıza artık biz kendimizi ifade etmedik. Onlar zaten bizimle aynı dili kullanıyorlardı. Bu ülkede de bazı şeylerin değişmesine biz vesile olduğumuzu gördük. 17 Mart Cuma günü Ankara'da resmi olarak başvuru yaptığını hatırlatan Ersin Akyüz, amaçlarının Yalova başta olmak üzere Türkiye'ye hizmet edebilmek olduğunu aktardı. Biz bu siyaset olgusuna girmeden önce de bulunduğumuz şehre faydalı bir şeyler yapabilme adına hep birliktelikler oluşturduk. STK'lar olsun, işte farklı oluşumlar olsun. Ama hep derdik ki siyaseten bir yere gelmek isteyen insanlar bu oluşumları kullanıp da bizi basamak yapmasınlar. Ama biz kendi içimizden bu insanlara gerçek anlamda hizmet götürebilecek, kalbi insanlara dokunabilme adına çarpan insanları kendi aramızdan güçlendirelim, siyasette bir yerlere getirelim. Yani bizi kullananlardan ziyade siyaseti kullanaraktan, o gücü kullanaraktan işler yapabilen insanları biz kendi aramızdan bir yerlere getirelim. İYİ Parti'nin yapacaklarını miting havasında anlatmak üzere toplanmadıklarını vurgulayan Akyüz, "Biz sırf oy almak adına vaatte bulunmuyoruz. Bizim amacımız bulunduğumuz şehri hep beraber yönetmek." açıklamasında bulundu. Genel sorunlara girdiğimiz zaman zaten bugün buradan çıkamayız. Biz burada hani bir miting havasında İYİ Parti'nin yapacaklarını anlatmak üzere uzun bir söyleşi değil. Sırf oy almak adına vaatlerde bulunmak için burada değiliz. Bizim amacımız bulunduğumuz şehri hep beraber yönetmek. Bu şehrin ihtiyaçlarına hep beraber ortak çözüm üretmek. Ben yaptım oldu veya boş vaatler üzerine seçim kampanyası yürütmek değil. Liyakatlı kadrolarımızla beraber geldiğimiz kurumlarda kendi insanımızın çözümünü kendimiz üreterekten biz ses olmak için bu yola çıktık.